Sayın Başkanım, Adıyaman'da Sayın Ticaret Bakanımızın katılımıyla Şubat verileri açıklandı. Bununla alakalı görüşlerinizi alacağım efendim sizden. Evet, güzel bir rakamın altına imza attık beraberce. 21.1 milyar dolar. Bunun dışında çift rakamlı olması büyümenin artışın ayrıca bir sevindirici tarafı. Şu ana kadar olan bütün Şubat ayı içerisinde en yüksek bir rakam. Adıyaman'da da olması ayrı bir anlam ve önem kazandırıyor. Son dönemlerde bakanımızla beraber özellikle deprem bölgesinde olan illerimizde açıklamada bulunuyoruz. İnşallah hepsini tamamlayacağız. Maraş'ta başladık. Malatya, Adıyaman ve Hatay ağırlıklı, biliyorsun 11 ilimizi kapsadı ama ağırlıklı en büyük yıkımların olduğu bölgeler bunlar oldu. Ben bu rakamın altına imza atan bütün ihracat ailesini cani gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten zor dönemde güzel işlere imza attılar, güzel üretim yaptılar, ihracat rakamını artırdılar. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Mart ve sonraki aylar içinde aynı artışları beraberce konuşma imkanımız olur. Peki başkanım, yeni destekler çerçevesinde yurt dışı fuar katılımı 5'ten 10'a yükseltildi. Bu sizce yeterli mi ihracatçılar için, yoksa daha farklı projeler yapılabilir mi? %90 oranında zaten bizler talepte bulunduk bakanlığımızda. 5'e düşmüştü. Tekrar çünkü bazı sektörlerimizde çift sezonlu fuarlar yapılıyor. 10 olma noktasında bizim talebimiz 12 idi ama 10 da şu anda yeterli. Tekrar bunu çalıştıktan sonra eğer yetersiz olsa tekrar bakanlığımızdan talepte bulunarak tekrar onu yükseltme imkanımız, potansiyelimiz yüksek. İstişareyle zaten çalışıyoruz. Sektörün sorunlarını, birliklerimizin problemleri aktararak Ticaret Bakanlığımız da o konuda elinden geleni yapıyor. O yüzden çok büyük bir sorun yok. Yükselmesi bütün sektörlere bir kaldırıcı etkisi yaratacaktır diye düşünüyorum. İhracat pazar monitöründen bahsettiniz aşağıda. Bunun hakkında kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Evet, bunu ilk kez arkadaşlar ekonomik araştırmalar bölümümüz çalıştı. Son bir yıllık bir çalışmanın unsuru. Talep değerlendirmesi, ihracatın gidişatı ile ilgili, pazarlarla ilgili sektör sektör farklı endeksler açıklayacağız. Orada da özellikle ihracatçılarımız hangi sektörün, hangi talebin ne şekilde nasıl değişeceğini, artısını, eksisini çok rahat bir şekilde görerek plan ve projeksiyonlarını, stratejilerini çok rahat bir şekilde planlayabilirler. Pazartesi ilkini açıklayacağız. Bundan sonra her ay açıklamaya devam edeceğiz.